Ne oldu Nilüfer? Bir şey öğrendin mi? Maydevran. Ne haber getirecekti sana Nilüfer? Yoksa prensesle mi alakalı? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Ne diyorsun sen? Haberin yok mu? Prenses gitmiş. Hiçbir yerde bulamıyorlarmış. Hı? Nasıl? Nereye gitmiş? Bunu ancak sen bilebilirsin. Bir de sadık bendelerin. Ne diyorsun sen? Adım kadar eminim. Ona bir şey yaptınız. Belki de öldürdünüz zavallıyı. Yok böyle bir şey. Hayal kurma boş yere. Sana söylemiştim. Çok büyük bir hata yapacaksın diye. Al işte. Başın büyük belada. Saçmalama. Ben hata falan yapmadım. Çık dışarı. Gözlerinin önündeki kadına sahip çıkamadılar. İçeriden yardım almadan kaçması mümkün değil validem. Her şeyi de kitabına uydurmuşlar. Hiçbir iz yok. Ne malum kaçtı? Belki de öldürmüştür. O kadar ileri gidebileceğini düşünüyor musunuz gerçekten? Hürrem bu. İstediğini elde etmek için her şeyi yapar. Eğer Hürrem'in işi ise buna ispat edin dahi. O vakit kimse alamaz onu elimden. Validem, sultanım. Duydun mu olanları? Duydum validem. Hürrem yaptı bunu. Malum, prensesin yegane düşmanı o. Lafla olmaz Mahidevran. Bu söylediklerini kanıtlayacak bir şey var mı elinde? Yok. Lakin az evvel Hürrem'le konuştum. Gözlerine bakmanız yeterli. Nasıl kibirli. Nigar kafa, ne yaptın sen? Vallahi billahi söylediğinizi aynen yaptım paşam. Zehiri koydum yemeğine. Sonra da bizzat kendi ellerimle götürdüm. Nasıl kayboldu peki? Göğe yükselmedi ya. Ben uykudayken Hürrem Sultan geldi. Meğer gidip bakmış. İkisini de zehirlenmiş görünce üstüme yürüdü. Bana oyun ettiniz diye esip gürledi. Ben inkar ettim elbette. Lakin bana inanmadı, çıktı gitti. Üstüne kalmasın diye ortadan kaldırdı hemen. Bir çuval inciri berbat ettin. Paşam. Yıkıl karşımdan! Ne güzel olmuşsun. Paşam o gün gidip bir toplasana. Hani burası örgülü. Esma sen git. Ben yaparım. Gel. Benim ay parçam.
altın saçlı sultanım. Annenle baş edebileceklerini sanıyorlar. Ama güçleri yetmez. Bak. Senin cariye diye itilip kalkılan annen neler yaptı? Süleyman'la arama giren herkesten teker teker kurtulacağım. Isabella gitti bile. Sırada İbrahim var, o da gidecek. Sonra Valide Sultan. Maydevran, Mustafa. Hepsi bir bir gidecek. Bizim saltanatımız başlayacak. Senin, benim, abilerinin. Birlikte çok mutlu olacağız. Bu sarayın asıl sahipleri biziz. Hünkârım, haremdeki herkes sorgudan geçirildi lakin maalesef bir malumatı olan yok şimdilik. Gritti'nin mekanlarına ve limana da baskın yapıldı. Belki maalesef. Hiçbir iz yok. Öyle mi? Affınıza sığınarak söylemeliyim ki prensesi daha evvelden kaçırmaya teşebbüs edenler bu sefer muvaffak oldular hünkârım. Kim verecek bunun hesabını? Haremi korumak ve yönetmekle yükümlü olan validem mi? Yoksa canımı ve ailemi emanet ettiğim sen mi? Hünkârım. Belli ki bir boşluk var İbrahim. Malum. İktidar boşluk kaldırmaz. Hünkârım, Valide Sultanımız geliyorlar. Çekilebilirsin. Validem. Buyursunlar. Validem. Bu son aslanım. Ne sabrım kaldı ne de huzurum. Yeter artık. Daha ne kadar katlanacağız buna? Sakin olun validem, hayırdır? Nasıl sakin olabilirim? Hürrem'in bu yaptığı karşısında sen nasıl sakin olabiliyorsun böyle? Kimin haddine hünkârın gözdesini yok etmek? Nasıl cüret eder buna? Bir bildiğiniz varsa söyleyeyim validem. Mihrimah'a anlatıyordu. Kendi kulaklarımla duydum. Bir sonraki hedefi İbrahim'miş. Sonra ben, Mahidevran, Mustafa... hepinizden bir bir kurtulacakmış. Böyle dedi. Küçücük çocuğu karşısına alıp bunları anlatıyor. Bu kadın ne söylediyse yaptı bugüne kadar. Ne kadar çabalasam da engel olamadım. Amaçlarına bir bir ulaştıkça daha da güçlenecek. Bütün haremin düzenini, kurallarını bozdu. Öyleyse engel olsaydınız valide, ben ne vakit sizin işinize karıştım? Bu kadını sen yarattın Süleyman. Bu gücü sen verdin. Kimseye olmadığın kadar affedici oldun. Validem. Yalan mı? Gülfem bir kalemde silip atmadın mı? Ne günahı vardı onun? Allah'ın takdiri. Evlatlarını kaybetti. Sonra Mahidevran. Ona neden bu kadar hoşgörülü olmadın? Onun günahı neydi? O da Hürrem gibi seviyordu seni. Sana sadakatte, bağlılıkta hiçbir kusur işlemedi.
Ne yaptıysa aşkı için yaptı. Hürrem'in diğer kadınlardan farkı ne Süleyman? Neden ona müsamaha gösteriyorsun? Siz canınızı sıkmayın validem. Bu Hürrem'le benim aramdaki mevzu. İcap eden neyse ben yaparım. Bunun bağışlanacak bir tarafı yok Süleyman. En ağır şekilde cezalandırılması icap eder. Gördün mü? Sinirli miydi? Gördüm. Sinirliydi sanki. Bilmiyorum ki. Anladı mı yoksa? Mahidevran Sultan söylemiş olmasın sultanım. Sakin ol. Bütün gün böyle davrandıysan herkes anlamıştır senin yaptığını. Nilüfer, hünkârımın en sevdiği elbisemi getir. Her şey iyi olacak. Gerçekten bu sarayın ona ait olduğunu mu söyledi? Kulaklarımla duydum. Hepsini bir bir Mihrimah'a söyledi. Çocuğu da zehirliyor. Ne yapacaksınız valide? Bu sefer büyük bir ceza vermek lüzum eder. Gözünü korkutmak lazım. Aslanımla konuştum. Gerekeni yapacak. Onun verdiği ceza benim vereceğim tüm cezalardan daha çok acıtacaktır canını. Ya gerekeni yapmazsa? O zaman ben yaparım. Beni görmek istemişsin. Hürrem. En çok hangi evladımı seviyorum biliyor musun? Ben söyleyeyim. En çok Mustafa'mı seviyorum. Lakin o büyüyene kadar en çok Mehmet'imi seviyorum. Zira o daha çok küçük. En çok Mihrimah'ı seviyorum. Gözleri babasını ararken, şefkatime muhtaçken. Sonra Selim'i, Bayazıt'ı. Evlatlarımın hepsini birbirinden ayırmadan seviyorum. Lakin evlatlarım da benim kim olduğumu bilmeliler. Cihan Sultanı, kullarının koruyucusu, babaları. Adil, Sultan Süleyman Han'ın kim olduğunu bilmeliler. Bilmeliler ki onlar da benim sevgimi, alakamı arzularken benim gibi adil olsunlar. Paylaşmayı bilsinler. Peki sen Hürrem. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Şu an kimin huzurunda olduğunun farkında mısın? Ne güzel İtalyanca konuşuyorduk prensesle. Bir daha gelmeyecek mi peki?
Ülkesine mi döndü? Maalesef gelmeyecek. Sen benim canımın sultanısın. Sebebi saadetimsin. Aşkımsın. Bu nasıl aşk Hürrem? Böyle yakıp yok etmek midir aşk? Nedir bunun sınırı? Ne zaman duracaksın? Ne zaman durulacaksın? Kim sana ne anlattı Süleyman? Benim günahım yok. Ben prensese bir şey yapmadım. Yoksa inanır mı onlara? Çekemiyorlar bizi Süleyman. Tuzak kuruyorlar. İstiyorlar ki bizim aşkımız bitsin. Ya ben de artık bitsin istiyorsam? Bitmez. Ay. Bitemez. Dayanamam bunu. Aşk yoksa ben de yokum. Müsaadeniz olursa ben artık gideyim. İbrahim Paşa bekler. Tamam kızım. Selametle. Validem. Kendi teraslarından bana saadetlerini göstermek için ne lazımsa yapıyor. Bu kadarını kimse hayal bile edemez. Ali'ni nispet yapıyor. Siz de kimsiniz diyor sanki. Size söylemiştim validem. Hürrem Efsunlu. Bunu yanına mı bırakacaksınız valide? Hatice'm sen sarayına dön. Mahidevran sen de daireni. Gülfem hepiniz çıkın, yalnız bırakın beni. İbrahim Paşa. Sultanım. Prenses kurcu olup uçmuş. Şimdi karşıma kimi çıkartacaksınız çok merak ediyorum. Kimin elbasıymış bu? Kimin olacak prensesin? Bir daha dönmeyecek belli ki. Hürrem Sultan'dan korkulur vallahi. Sultanım, hoş geldiniz. Afiyet olsun kızlar. Yiyin yiyin, daha çok var. Eksik olmayın sultanım. Sayenizde ağzımız tatlandı. Allah razı olsun.
Ayşe Hatun? Derhal topla eşyalarını. Neden? Ne yaptım ben? Saraydan mı atıyorsunuz yoksa? Suçum ne? Kes sesini de dediğimi yap. Esma nerede? Esma! Buyurun da Ayşe Hatun. Sen de topla eşyalarını. Hürrem Sultan'ın hizmetinden alındınız. Bundan böyle kızlarla taşlıkta kalacaksınız.